Çok iyi anladık. Teşekkür ederiz. Raşit Bey, şimdi bir başka seyircimiz yine enteresan bir soru soruyor. Yine Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam ile ilgili. Siz birinci sorumda cevap verdiniz ya, İsa Aleyhisselam ölmüştür. Ahir zamanda İslam toplumundan birisi İsa olarak yeryüzünde zuhur edecek diye söylediniz ya. Buna istinaden sevgili seyircimizin sorusu şöyle. Gelecek olan, pardon, Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam İsa'nın reenkarnasyonu mudur diyor. Reenkarnasyon. Nedir bu efendim? Reenkarnasyonu. Yani onun... Evet, düzeltin beni yani lütfen. Ruhun geri gelişi falan. Efendim, bu reenkarnasyon Hinduların bir inanışıdır. Bunun İslam'la ilgisi yoktur. Ve efendim, hiçbir Ahmedi ve Hazreti Mirza Gulam Kadiyani Aleyhisselatü Vesselam ben efendim bir İsa'nın reenkarnasyonunu demedi, o değildi. Dedi ki İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve onun rengiyle renklenip ben geldim. Yani onun huyuna, suyuna, mesela ben örnek vereyim. Hazreti İsa Aleyhisselam dini mücadelesiyle barış yoluyla verdi. Musa Aleyhisselam savaştı ama Hazreti İsa Aleyhisselam barış yoluyla dinini yaydı. Aynı şekilde dedi ki benim görüğümde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gibi İslamiyeti sevgiyle ve barışla yaymak olacaktır ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini nasıl ki 300 sene içerisinde yeryüzüne galip geldiyse aynı şekilde İslamiyet benim bu devrimde bugünden itibaren 3. yüzyıl sona ermeden her taraf bir tek din yani İslam ve bir tek peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Ve bunun mücadelesini vermek için Allah-u Teala beni gönderdi ve onun tohumlarını ekmek için, bu mücadelenin tohumlarını ekmek için ben görevlendirildim. Bunun yani kastedilen budur efendim. İsa, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek olan bu imama İsa isminin verdiğinden kastettiğimiz bu kadardı. Bu aynen biz Müslümanlarda yani her toplumda bu ifadeler vardır. Biz birisine efendim çok güzel bir yazara Shakespeare'dir diyoruz efendim. Hatta Türk çok iyi bir yazardı bu Shakespeare'di diyoruz. Bu demek dedi ki efendim birisi yer kalkıp bize ya yalan söylüyorsun Shakespeare'in babası falan anası falan efendim sen bu senin bahsettiğin adamın anası belli, babası belli, bu ne biçim söz? Hayır, bu her dilde kullanılıyor. Önce gelmiş, geçmiş, dünyadan göç etmiş bir insana benzer birisi geldiğinde ona öncekinin ismi verilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekkeli müşrikler İbni Ebi Kebşe derlerdi. Niye? Yani Muhammed güzel bir isim demiyorlar Muhammed. Diyorlar İbni Ebi Kebşe. Nitekim Abu Sufyan Bizans İmparatorluğuna vardığında ona bazı sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'a bir mektup yazmıştı. Oraya vardığında sorular ona soruldu. Yani Bizans İmparatorluğu tarafından sorular soruldu. Abu Sufyan oradan çıktı ve yanındaki Araplara dedi ki İbni Ebi Kebşe'nin işi artık çok büyüdü. Çok şöhret kazandı. Çok güçlendi. Böyle ifadeler kullandı. Buhari'de hadis var. İbni Ebi Kebşe'den ne demektir kelime-i tevhid? Ebi Kebşe'nin oğlu. Ve bundan kastetti kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e önce dünyaya gelmiş, geçmiş, göç etmiş bir kişinin ismini veriyor? Çünkü o kişi kişinin benzer bir hareketini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzer yaptıklarının benzerini ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu. O kişi ne diyordu? Diyordu ki efendim Allah'a tap, yani putlara tapmayın, yıldızlara tapın. Yani putlara muhalif ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevhidin bayrağını dalgalandırdı. Ama o kişi sadece diyor ki putlara tapmayın. Bundan dolayı bu benzerlikten dolayı Abu Sufyan ve Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme önceki kişinin ismini taktılar. İbni Ebi Kebşe dediler efendim. Evet. Eğer bir tek yarım benzerlikten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öncekinin bir isminin verilmesi, takılması caiz ise dil kuralları bakımından o zaman vaad edilen Mesih aleyhisselatü vesselam ki o bunun yaptığı birçok iş vardır.
Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan benzer yani mesela dedim barış yoluyla veya uzun sorunun cevabı çok uzun olacak eğer ben anlatırsam onun için bu tamam. kadar kısacası. Teşekkür bundan ederim. Dolayı Hazreti Vadil Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem İsa ve Mesih ismini verdi. Yoksa bunun reenkarnasyonla hiçbir ilgisi yok efendim. O Hinduların inanıştır tamamıyla batıl bir inanıştır efendim. Teşekkür ederim Mürebbi Raşit Baktürk Bey. Sağ olun. Osman Şeker Bey hakkınızı helal edin efendim.